Canım arkadaşım selamlar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasın. 40 soru serisi problemler kampının 3. videosundayız. 3. testteyiz bugün. Birbirinden güzel sorular çözüyoruz. Sen de eğer kamp kitaplarını aldıysan ki şöyle göstereyim ben sana. Kamp kitaplarını aldıysan hem 40 soru serisi TYT Matematik kampına hem de 40 soru serisi problemler kampına başlayabilirsin. 40 soru serisi TYT matematik kampını bitirenlerin zaten tadı damağında kaldı biliyoruz. 40 soru serisi problemler kampı da aynı tadı vermeye devam ediyor. Ve ben de sizlere yavaş yavaş 40 soru serisi AYT matematik kampını yazmaya devam ediyorum arkadaşlarım. E, kamplar gerçekten çok güzel benim içime sinen sorulardan oluşuyor. Sizlerin de beğendiğini umuyorum. Yorum kısmına soruları beğenip beğenmediğinizi lütfen belirtin arkadaşlarım. Tabi bir yandan videoyu beğenmeyi, bir yandan kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yani biliyorsunuz YouTube Studio diye bir uygulamamız var bizim gibi YouTube kanalı olan kişilerin. Ve bu YouTube Studio'da sevgili arkadaşlarım bir kitle kısmında sizi izleyenlerin, yani beni izleyenlerin yüzde kaçının benim abonelerimden oluştuğunu, yüzde kaçının abone olmayan kullanıcılardan oluştuğunu gösteren bir tablo var. Yani üzücü gençler. En son baktığımda yüzde yetmişe yakın bir rakamdı. Ee, yakın bir sayıydı. Rakam değil değil mi? Yüzde yetmişe yakın bir orandı sevgili arkadaşlarım. Ee, abone olmayanların ve izleyenlerin sayısı. Gençler çok şey istemiyorum ya. İzliyorsunuz eyvallah. Yani... Ee, abone olmadan da tabii ki izleyebilirsiniz. Ama yani yani bu da bizim motive kaynağımız, ciddi anlamda motive oluyoruz. Yani e, oradaki o sayılar arttıkça kendi kendimize diyoruz ki yani bu sadece benim için değil diğer hocalarımız için de geçerli. Hani biz bir de e, bir şov işi yapmıyoruz. E, sizlere daha kaliteli şekilde ders anlatabilmek için e, fazlasıyla emek sarf ediyoruz. E, bu emekler size feda olsun, onda hiç sıkıntı yok. Bak ciddi anlamda, bunda hiç sıkıntı yok. Tek e, motive kaynağımız bu, abone sayısının, beğeni sayısının artması. Daha fazla öğrenciye hitap etmek, daha fazla öğrenciye sesimizi duyurabilmek ve yani sonuç olarak şöyle bir iddiamızda bulunmuyor. Yani sizler sınavı kazandığınız zaman, bu çocuk benim sayemde kazandı falan demiyoruz. Yani seni zaten 12 sene birileri okutmuş, bu çağa kadar getirmiş, kaç tane öğretmenin elinden geçmişsin, pişmişsin biz sadece sana yardımcı olmaya çalışıyoruz. çorbada bizim de tuzumuz olduğunu öğrendiğimiz takdirde diyoruz ki lan süper işte budur. Yani olay tamam işte. Yani ben mutluyum. Yani bu cümleyi söyleyebilmek için bir sene boyunca çalışıyoruz. Ben mutluyum. Ben mutlu oldum demek için Haziran'dan başlıyoruz. Ta diğer senenin Haziran'ına kadar e, sınav tayfasıyla çalışıyoruz arkadaşlar ve bu sınav tayfasından gelen dönütlerden sonra diyoruz ki tamam işte mutluluk budur abi. Yani tek sebebimiz bu. Tek olayımız bu. E sizden de istediğimiz çok bir şey değil, yani abone ol tuşuna basmak. Hani bildirimler belki rahatsız ediyor olabilir. Bir topluluktan yazıyoruz. Bir video paylaşıyor hoca. Bir short paylaşıyor. Bildirimlerden rahatsız oluyor olabilirsiniz. Yani bildirimleri açmasanız bile. Lütfen arkadaşlar biz orada zaten bildirimleri açan sayısını görmüyoruz. Abone olan sayısı sayıyı görüyoruz biz. Abone olan topluluğun sayısını görüyoruz. Bundan kaynaklı da bu da bizi motive ediyor. Abone olduğun takdirde de sana öyle zırt pırt bildirimler gelmiyor açıkçası. Dilersen YouTube bildirimlerini de kapatabilirsin. Buna da sıkıntı yok ama lütfen güzel kardeşim abone olursan. Ve videoyu da beğenirsen beni aşırı derecede mutlu etmiş olursun. Sizden e, canınızı sıktıysa bu istek kusura bakmayın. Her videoda sevgili arkadaşlarım e, abone ol, abone ol, şunu yap, bunu yap, yorum yap, beğeni, beğeni yap diye zaten böyle bir şey söylemiyoruz. Söylerken de zaten hocalarınız olarak e, açıkçası çekiniyoruz da. Sadece bu bizi motive ediyor. Olursan seviniriz. Evet gençler hazırsanız geçelim dersimize. Test 3'teyiz. Buyurun bakalım. Şimdi birbirinden güzel sorular dedik ya, ama ÖSYM tarzı da sorular. Bundan kaynaklı sevgili arkadaşlarım algılarınızı açıp dinlemekte büyük ama büyük fayda var. Diyor ki bana iki tane apartman görevlisi varmış. Şöyle şurayı biraz düzenleyeyim. Şimdi iki tane bizim apartman görevlimiz var. Şöyle kendimi ortalayayım. İki apartman görevlisi kışın kullanılmak üzere gelen içlerinde 20 kilo ve 30 kilo kömür bulunan kömür torbalarını kömürle indirirken biri her seferinde içinde 30 kilo bulunan torbalardan 3 torba, diğeri de her seferinde içinde e, bu arada özür dilerim bu şekilde taşıma yaptığı zaman 86 kalori harcıyor. Diğeri de her seferinde 20 kilo kömür bulunan torbalardan 5 torba götürüp 95 kalori enerji harcıyor. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Bir A işçisi diyelim. A görevlisi diyelim. Bir de B görevlisi diyelim. Şimdi bir tanesi içerisinde 30 kilo kömür bulunan torbalardan her seferinde üçer tane taşıyorsa demek ki 3 çarpı 30'dan 90 kilogram taşıyor. Ve bunun karşılığında da 86 kalori enerji sarf etmiş oluyor. Ve diğeri ise her seferinde 20 kilogram bulunan 5 tane torba götürüyor. Yani 5 çarpı yüzden 100 kilogram taşıyor her seferinde. Ve bunun karşılığında da 95 kalori harcamış oluyor. Pekala iki görevli toplam 38 tane sefer yapmış. Ve bu seferlerde toplam bu seferlerde eşit ağırlıkta kömürü kömürlüğe taşımışlar. İkisi birlikte toplam kaç kalori enerji harcamışlardır diye soruluyor. Bak basit. Şöyle diyeceksin. A görevlisi her seferinde 90 kilo, B görevlisi her seferinde 100 kilo taşıyorsa bunların eşit miktarda, eşit miktarda, eşit kilogram, eşit ağırlıkta taşıyabilmesi için bunun 10x kadar taşıması gerekiyor. 10x sefer yapması gerekiyor. Bunun da 9x sefer yapması gerekiyor. Çünkü 10x ile 90'ı çarparsam 900x yapar. 100 e, kilogramla 9x'i çarparsam 900x yapar. Yani böylelikle eşit miktarda taşımış olurlar. Ve bu 10x ile 9x'in aslına bakarsan yani 19x'in toplamını bana vermiş. Kaç sefermiş? 38 sefer. O halde buradaki x kaçtır gençler? x tabii ki 2'dir. Yani x 2 ise bak bu adam 20 sefer taşımış. x 2 ise bu adam 18 sefer taşımış. Ve her taşıdıklarında harcadıkları kalorileri biliyorum artık. O halde 20 çarpı 86 kalori artı bir de 18 çarpı 95 kalori diyeceğim. Bu bana cevabı verecek. 20 ile 86'yı çarparsam 2 kere 86 172 yapar. Dolayısıyla 1720 kalori bir tanesi harcamıştır derim. 18 kere 95'i hesaplayacağım şimdi de. Ee, burada 100, 100 kere 18 olmuş olsaydı 1800 olacaktı. 5 tane 18 yani 90 kadar eksik. Bundan bunu çıkarırsam bu da 1710 kalori harcamıştır diyebilirim. 1710'u da buraya getireceğim yazacağım. Ve toplayacağım arkadaşlar. Cevap da bu olacak. Bu da bana 3430'u verir. Yani doğru cevabımız E seçeneği olarak karşımıza çıkar gençler. Evet Güzel soruydu. Valla. Yani ÖSYM ayarında mıydı? Evet. Ne 1 milimetre içinde ne de 1 milimetre dışında diyoruz her seferinde. Tam olarak ÖSYM ayarındaydı. Geçiyorum şimdi ikinci sorumuza, üçüncü testimizde. Evet basit bir soru ama daha öncesinde yani 2012'den bu yana 2012'den 2023'e kadar yani o 11, 12 senelik 12 tane sınavda karşımıza çıkabilecek sorulardan bazıları daha önce böyle soru soruldu mu? Tabii ki de soruldu. E zaten çıkmış soru çözümlerine başladığın zaman göreceksin. Ama zorluk seviyesi olarak düşünürsek de 10 üzerinden 4-4,5 diyebiliriz. Yani basit bir soru. 30 soruluk yaprak testi çözecek bir öğrenci A tane soru çözerse geriye B tane sorusu kalıyormuş. E şimdi A tane çözdüm. E B tane de kaldı. e Bu test toplam 30 soruydu. Demek ki A artı B'nin ben 30 olması gerektiğini buradan anlayacağım. Tamam 30 yani şunu da şöyle yapan öğrenci de %100 vardır bak. 30 tane vardı. A tanesini çözdüm. Geriye B tane kaldı. Ya. tamam işte zaten bunu karşıya atınca 30 eşittir A artı B yapıyor. Tamam. C tane soru çözerse de geriye 10 tane soru kalıyor. Şimdi C tane çözüp geriye 10 tane kaldıysa ve toplam sayı 30'sa demek ki C sayısı da burada 13'müş. E benden zaten A artı B artı C'yi istemişti. A artı B'nin ben 30 olduğunu biliyorum. C'nin de burada 13 olduğunu biliyorum. İkisinin toplamı bana cevabı verir. Doğru cevap 43 olacaktı. Dediğim gibi basit bir soruydu. Fakat ÖSYM ayarında bir soru. Çünkü 2012'den özellikle 2018'e 2019'a kadar baktığımız takdirde o YGS kısmında sorulan problemleri de bu tarz sorular fazlasıyla mevcut gençler. Devam ediyorum. Üçüncü sorumla. İyi dinle bu soruyu. Bir lisenin 100 soruluk deneme sınavında yaptığı puan hesabı aşağıdaki gibidir. Yani o lise 100 soruluk deneme sınavı yapan lise puan hesabını öğrencilerin puanlarını şu şekilde hesaplıyor. Her 5 yanlış bir doğruyu götürerek doğru sayısından çıkarılıp net sayısı hesaplanmaktayım. 5 tane yanlış bir tane doğruyu götürüyor. Yanlış sayısını 5'e böleceğim. Bulduğum sayıyı Doğru sayısından çıkarıp nete hesaplayacağım. Her nete 6 puan verilecek. Her yanlış soru için eksi 2 puan verilecek. Yani 2 puan silinecek diyor. Her öğrenci tüm soruları cevaplamış. Yani boş bırakan öğrenci yok. Bu sınavda kaç tane öğrenci girerse girsin. Hiçbir soruyu boş bırakmamış. Eğer yapılan net 50 ve üzerinde ise ekstradan 25 puan veriliyor. 50'den azsa 15 puan veriliyor. Yani 50'den fazla olan öğrenciye biraz tabii kıyak geçiriyor. Bu sınava giren iki öğrenciden Servet 55 ve Onur 70 doğru yaptığına göre aldıkları puanların farkı kaçtır? Şimdi Servet öğrencimiz var, bir de Onur öğrencimiz var. Servet, Servet 55 tane doğru yapmış. 55 tane doğru yaptığına göre 45 tane yanlış yapmıştır. Onur 70 tane doğru yapmış. 70 doğru yaptığına göre 30 yanlış yapmıştır. Şimdi netleri hesaplayalım. 45'i ben 5'e böldüm, 9 geldi. Yani bu ne demek oluyor? 9 tane doğruyu çıkaracağım. Çünkü 45 tane yanlışım varsa bu 9 doğruyu da yanında götürecek. 55'ten 9'u çıkarırsam eğer 55 eksi 9 bu bana 46 neyi verecektir? Neti verdi. Daha sonrasında da 30'u gittim 5'e böldüm ve 6'yı buldum. 6 tane net götürecek. O halde 70'ten 6'yı çıkardım 64 geldi. Bu da bana 64 neti verdi. Şimdi Servet bu sınavda 46 net yapmışken 46 net yapmışken Onur bu sınavda 64 net yapmıştır. Şimdi Servet'in alacağı puanı hesaplayalım. Bir de Onur'un alacağı hesabı, e, puanı hesaplayalım. 64 net yapan arkadaş, bir kere zaten her net için 6 puan aldığı için 64 çarpı 6 puan buradan alır. 50 netten fazla yaptığı için 25 puan da buradan alır. Ve 30 tane yanlışı vardı ve her yanlış için 2 puan silinecekse 2 kere 30'dan 60 puan kaybeder. Bu Onur'un aldığı puan. Bir de Servet'in aldığı puanı hesaplayalım. 46 tane neti vardı. Her net için 6 puan alacak. 50 netten az yapmış bak 46. Dolayısıyla 25 değil 15 puan alır ekstradan. Ve 45 tane yanlış olduğu için 45 kere 2'den 90 puanı silinir. Şimdi bize aldıkları puanların farkı sorulmuş. O halde ben üsttekinden alttakini bu hesabı yapmadan yani şurayı ayrı hesaplayıp burayı ayrı hesaplayıp toplayıp çıkarmadan yapabilirim. Direkt çıkaralım. Bak burada 6 tane 64 var. Burada 6 tane 46 var. Ee, yani şöyle de diyebiliriz. 64 tane 6 ve 46 tane 6 var. Üsttekinden alttakini çıkarırsam 18 tane 6 kalır. 25'ten 15'i 15 çıkarırsam 10 kalır. Eksi 60'tan eksi 90'ı çıkarırsam eksi eksi 90'dan artı 90 yapacağı için burada da 30 puan fark kalır. Çok güzel. 6 kere 18, 108'i verir bana. Artı yanında da 40'ı var zaten. Doğru cevap 148 olacaktı. O halde doğru cevabımız D seçeneğidir sevgili gençler. Evet. Güzel soruydu. Sağlam soruydu. Devam edelim dördüncü soruyla. Bir manav kardeşimiz var. Bu manav kardeş bir kasa vişneyi 3 parçaya bölerek sattığında oluşan kar zarar durumları ile ilgili aşağıdakiler bilinmekte. Şimdi üç parçaya bölmüş. Birinci parça kasanın yüzde kırkıymış. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Bu bir kasa vişneye ben 100k diyeyim. Ve bunun da kilosunu maliyeti 10x olsun. Tamam. Bu 1 kilonun maliyeti, maliyeti. Bu da toplam vişne adedi. Toplam vişne miktarı. Anlaştık mı? Şimdi diyor ki kasanın %40'ıymış birinci parça. Birinci parça kasanın %40'ıysa 40K kadar bir vişneden bahsediyoruz. Ve %30 kar edilmekte. 12'te aldım. %30 kar edersem 13X'e satarım demektir bu. İkinci parça kasanın %50'si olup yani 50K olup %20 zarar edilmekte. E %20 zararı varsa 12'den demek ki 8x'e satıyor bunları kilosunu. Üçüncü parça kasanın %10'udur diyor. Yani 10 kalk bir kısımdır diyor. %15 kar elde ediliyor. Şimdi 12'sin %15'i 11 buçuk x yapacak. %15 karlı hali. 15 buçuk x kar edecek hepsinden. Buna göre bu manavın bir kasa vişneden elde ettiği kar zarar durumu soruluyor. Şimdi öncelikle ben bu, bu bir kasa vişneyi ne kadara mal ettim? Bununla bunu çarparsam 1000 kx yapar. Bu kadara maliyetimiz var. Peki buradan ne kadar kazandım? 40 kere 13. 40 kere 13 sevgili arkadaşlarım 520x yapar. 50k ile 8x'i çarparsam eğer burası da bana 400x'i verecektir. 10k ile 11,5x'i çarparsam bu da bana 115x'i verecektir. Toplam elde ettiğim parayı şimdi kontrol edelim. 520'ye 400 ekledim 920. 115 daha eklersen 1035 kx yapar. Şurası kx'ti bu arada çarpı k'ları unutmuşuz. 1035 kx yapar. Şimdi benim şuraya olaya bakarsan 1000 kx'e bir ürünü aldım. 1035 kx'e satmış oldum değil mi? Şimdi ne kadar karım var? 1000'de 35 karım var. Peki ben yüzde olan karımı nasıl hesaplarım? 10'a bölmüş 10'a bölersem 3,5 kar elde ettim diyebilirim arkadaşlarım. Yani benim cevabım %3,5 kar olacaktı. O halde doğru cevap B şıkkıdır diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla. Tamam? Evet, devam ediyorum. 5'te. Bak kısa bir soru. Aslında YGS tarzı bir soru. E, YGS tarzı olmasına rağmen e, beğendiğim bir soru, çözümünü beğendiğim bir soru. Karşına TYT'de çıkabilir mi? Bu soruya bir hikaye koyar, karşına bu şekilde e, TYT'de çıkabilir, msde çıkabilir. Tekrardan böyle ÖSYM bazen yapıyor çünkü 6-7 sene, 8 sene önce sorduğu soruları e, tekrar canlandırıyor, tekrar uyandırıyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım bu tarz soruları çözmekte fayda var. Şimdi bakalım sorumuza. İrem, Gizem, Şeval, Sema ve Helen'in yaşları sırasıyla birer kişi dışarıda bırakılarak toplandığında yaşlar toplamı sırasıyla 70, 71, 79, 74, 78 olduğuna göre Sema kaç yaşındadır? Şimdi ben İrem'in yaşına A, buraya B, buraya C, buraya D ve buraya E dersem A'yı dışarıda bıraktım. B artı, C artı, D artı, E dedim. Şimdi A'yı dışarıda bırakıp ben bunu topladığım takdirde gençler Bunların yaşları toplamı 70 oluyormuş. B'yi dışarıda bırakırsam A artı B artı C artı pardon B'yi dışarıda bırakıyorum dedim B yazdım. C artı D artı E bu da 71'miş. Daha sonrasında C'yi dışarıda bırakırsam A artı B artı D artı E gelir. Bu da 79'muş. D'yi dışarıda bırakırsam A artı B artı C artı E gelir. Bu 74'müş. Ve son olarak E'yi dışarıda bırakırsam A artı B artı C artı D kaçmış? Bu da 78'miş. Şimdi burada ben bu tüm elde ettiklerimi bir güzel toplarsam Dikkat ettiysen 1, 2, 3, 4 tane A var. 1, 2, 3, 4 tane B var. 1, 2, 3, 4 C, 4 tane D ve 4 tane de E var arkadaşlar. O halde her birinden 4 tane ise 4 parantezinde A artı B artı C artı D artı E derim ben sol tarafın toplamına. Şimdi geçelim sağ tarafa. Hepsi 70 küsür olduğu için 70 ile 5'i çarptım 350 Artı şimdi şu birler basamaklarını toplayacağım. 0 artı 1 artı 9 artı 4 artı 8'den 22 gelir. Şimdi o halde 4 parantezinde A artı B artı C artı D artı E eşittir. 350 artı 22'den 372'yi verir bana. Her iki tarafı ben 4'e böldüğüm takdirde A, B, C, D, E'nin toplamı da bana neyi verir? 372'yi 4'e bölersem 37'nin içerisinde 4 9 defadır. Kalan 1 12'nin içerisinde 4 3 defadır. 93'ü verdi. Şimdi bizden Sema'nın kaç yaşında olduğu isteniyor. Yani D isteniyor. D'yi elde edebilmek için D'yi elde edebilmek için içinde D olmayan şu var ya şu. İçinde D olmayan denklemi kullanırım. Yani A artı B artı C artı E. Eşittir kaçtı? 74. Şimdi gel bakalım üsttekinden alttakini bir çıkar ne gelecek? Ne gelir biliyor musun? A'lar gider, B'ler gider, C'ler gider, E'ler gider ve geriye sadece D kalır. Yani Sema'nın yaşı kalır. 93'ten 74'ü çıkarırsam da elimde tabii ki 19'un ta kendisi kalır. Yani ben 5. sorumun cevabına ne diyecekmişim? C seçeneği diyecekmişim. Evet gayet güzel ve hoş bir soruydu. Kendileri 5. sorunun ve devam ediyorum gençler 6. sorumla. Şöyle yapalım 6. soruya bakalım. Tabii sığmadı soru biraz uzaklaşalım. Şöyle yapacak olursak. Evet şıkları şimdilik görme, görmesek de olur. Soruyu görelim yeter. Evet şıklara bakarız. Bulduğumuz cevap direkt zaten şıkta da elde edilir. Yukarıdaki tabloda bir okul kursunda açılan derslere ait kız ve erkek öğrenci sayıları ile yüzdeleri verilmiş. Yüzdeler erkek ve kız öğrenciler için ayrı ayrı verilmiş. Yani erkeklerin yüzdeleri kendi içinde, kızların yüzdeleri kendi içinde ayrı ayrı olacak. Tamam? Daha sonrasında felsefe dersini alan erkek öğrenci sayısıyla felsefe dersini alan erkek öğrenci sayısı şurası. İngilizce dersini alan kız öğrenci sayısı eşitmiş. İngilizce dersini alan kız öğrenci sayısı da burası. Şunlar sayı, bunlar yüzdeleri. Buna göre hangi dersleri? Ha bu arada kız ve erkek öğrencilerin derslere göre dağılımı ayrı ayrı dairesel grafikte gösteriliyor. Buna göre hangi dersleri alan kız ve erkek öğrencilerin merkez açılarının büyüklükleri eşit olur diye soruluyor. Yani Nasıl eşitlenir bunlar? E yüzdeleri eşitse dairesel grafiğe döktüğümüzde bunları merkez açıları da birbirine eşittir diyeceğim. Yani oradaki dairesel grafik kısmı biraz kafa karıştırmak için verilmiş olabilir mi gençler? Tabii ki de olabilir. Evet. Bizim buradaki bu kazanımımızı ölçmeye çalışıyor aslında bakarsanız. Yani ne demeye çalışıyor? Şunu diyor. Sen mesela burası e, ee, örnek veriyorum %20 ya. E, 360 derecenin %20'sine 72 derece. Yani yani ben burada %20, burada da %20 olan bir şey bulursam e, tamam bunların merkez açıları da eşittir diyebilirim. Anlaşıldı mı? Pekala güzel. Bu kısmı anladıysak şimdi soruyu çözmeye odaklanalım. Burada gençler 36'nın %20'ye tekabül ettiği dile getiriliyor. %20 grubun 5'te biridir. O halde grubun tamamını bulmak için 5'te 5'ine bakmam lazım. Yani 36'yı ben 5 ile çarparsam erkekler kaç kişi bulabilirim ki 180 kişi olduğunu söyleriz. Erkekler 180 kişi. Pekala. Şimdi erkekler 100, 180 kişiyken ben şunu söyleyebilir miyim? %25'i ne kadardır? %10'u ne kadardır? Bak %10'u 18'dir. Demek ki 18 tane coğrafya kursu alan erkek öğrenci var. Bunun %25'i 45'tir. 45 tane sevgili arkadaşlarım felsefe dersi alan öğrenci var. E şimdi şunu söyleyebiliriz bir de. Şunun yüzdesini de bulabilirim bak. Bunun yüzdesini de bulurum. E nasıl bulacağız hocam? Şöyle. 180'i yüzde ise 180'i yüzde yüzse. 27'si yüzde kaçtır derim. Tamam mı? Yüzde kaçtır derim. E bu şekilde düşünecek olursam. 9'a bölerim 20. Mesela 9'a böldüm 3. İçler dışlar çarpım yaptığımda 3 kere 100 300 300'ü 20'ye böleceğim. 300'ü 20'ye bölersem 15 gelir. Demek ki burası da %15'miş. Ve son olarak %15 %20'den %35 10 daha %45 25 daha %70. O zaman buraya ne kalır? %30 kalır. 180'in %30'u da 54 yapar. Demek ki burası da 54 kişi. Ki gerçekten sol tarafı topladığınız zaman da 180'i elde edebilirsiniz. Şimdi burada bize bir teor verilmişti. Demiştim bak işaretlemiştim şurayı. Şu kısım. E hocam felsefe dersini alan erkek öğrenci sayısıyla İngilizce dersini alan kız öğrenci sayısı birbirine eşit. Yani burası 45'te burası 45'tir derim. Ve sonrasında kız öğrencilerin toplam sayısını da elde edebilirim ben. Nasıl? %18'i 45'se derim. 18'i 45'se %100'ü kaçtır diye sorarım. E hocam 9'a böldüm 2, 9'a böldüm 5 yaptı. 5 kere 100, 500, 2'ye böldüm 250. Demek ki kızlar 250 kişiymiş bu kursa gelen. Şimdi bu 250 kişinin, 250 kişiden ben %100 olduğunu biliyorum değil mi? Grubun %100'ü. E peki 30 kişi grubun kaçta kaçıdır? Yüzde kaçıdır diye sorarız. E tamam bulabiliriz. Sıfırları götürdüm mesela. 3 kere 100. 300, 300'ü 25'e bölersem 12 gelir. Demek ki burası %12'ymiş. Tamam. Daha sonrasında derim ki 250 kişi %100'ü veriyorsa bize 80 kişi bak şurası kaçı verir diye sorarım. E, sıfırlar gider. 8 kere 100, 800 yapar. E gittim ben 800'ü 25'e böldüm bu sefer 32 geldi. Yani %32'ymiş burası da. Çok çok güzel. Şimdi devam edelim. %8'ini bulalım bir de bu kısmı. 250'nin %8'i. 8'de e, ne yapacağız? 250'nin %8'ini hesaplayacağız. 250 çarpı 8 bölü 100 dersen gelir. Bak bir sıfır gitti, bir sıfır gitti. 5'e böldüm 2, 5'e böldüm 5. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm 4. 4 kere 5, 20 yaptı. E şimdi ben nereye hesapladım? Burayı mı? 20. E şimdi güzel kardeşim bak. 8, 32 daha 40 yaptı. 18, 12 daha da 30 yapıyor. 30, 40 daha 70. Demek ki burası kaç? %30'muş. 250'nin %30'u kaç? E o da tabii ki 75 olur. 75 kişiymiş. E şimdi bana diyor ki merkez açıları eşit olanları soruluyordu. Burada hangi ikisi eşit birbirine yüzdelerden? %30'lar eşit değil mi? Demek ki erkek öğrencilerden İngilizce alanlarla kız öğrencilerden görsel sanatlar alanlar birbirine eşit olacakmış. Kızlardan görsel sanatlar. Şurası görsel sanatlar olacak. Şunla şu. Erkek öğrencilerden de ne demiştik? İngilizce. Yani bunun karşısına İngilizce işaretleyeceğiz. Görsel sanatlara İngilizce benim cevabım olacaktı. O halde doğru cevap E şıkkıdır diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla biz 6. sorumuzun çözümü için. Gerçekten güzel soruydu. Bayağı da bir uğraştırıyor ama güzel soruydu. Yani TET'de çıksa hiç acımam çok güzel bir soru derim. Evet şimdi diğer sayfamızda 7. sorumuza geçiş yapıyoruz. 4 farklı madde olan A, B, C ve D maddelerinden oluşan homojen karışımlar ile ilgili aşağıdakiler bilinmekte. Eşit miktarlarda A, B, C, D maddeleri karıştırılarak birinci karışım elde ediliyor. Yani şimdi şöyle diyelim. A, B, C ve D ben bunlar 10K, 10K, 10K ve 10K kadar karıştırıp birinci karışımı elde ettim diyelim. Ve birinci karışımımız toplam 40 k olmuş olur, doğru mu? Doğru. Birinci karışım hazırlanırken kullanılan miktarlarda A, C ve D maddelerinden karıştırılıp, şimdi A'dan 10 k, C'den 10 k, bundan da 10 k kadar kullanılmıştı birinci karışım hazırlanırken. Bu kadar kullanılarak ikinci karışım oluşturuluyor diyor. O zaman ikinci karışım, sevgili arkadaşlarım, şu ikinci karışım 30 k'ymış, değil mi? Pekala. Diyor ki birinci karışımın yüzde 60'ını döküyorum. Dökülen miktar kadar ikinci karışımdan ilave ediyorum. Üçüncü yeni bir karışım elde ediliyor diyor. Şimdi birinci karışım 40 kaydı. Bunun yüzde 60'ını dökeceğim. 40'ın yüzde 60'ı 24 kdır Yani şöyle 40 kdan ben 24 kayı döktüm. Geriye 16 klık bir karışım kaldı. E şimdi bu maddeler sevgili arkadaşlarım homojen karışımlardı. Yani karıştıkları için her bir zerresinde yine 10k 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 10k, 10K kadar aynı oranda ABCD olacaktır. O halde 16k birinci karışımdan kaldı ya. O halde A'dan 4k, B'den 4k, C'den 4k ve D'den de 4k kadar karışım vardır bunun içerisinde derim. Pekala bunun yerine ikinci karışımdan aynı miktarda dökülüyor. Yani 16k'nın üzerine 24k bu birinci karışımdan kalan, bu da ikinci karışım dökülüyor arkadaşlar şimdi ikinci karışım da bizim için homojendi. Doğru mu? Toplamda 40 K'lık bir karışım elde ediliyor. Bana da diyor ki üçüncü karışımda yani yeni oluşan karışımda B maddesinin yüzdesi soruluyor. E, B maddesinden girmemişti zaten ikinci karışımda B maddesi yok. E, B maddesinden e, burada 4 K kadar kaldığını biliyorum. E, 40 K'lık karışımda 4 K kadar bir B maddesi var artık. O halde yüzde kaçtır diye sorulmuş. E, bu bunun onda biri ise onda biri 10 on yapar demek ki 10 bana cevabı verecek. Yani cevabımız D şıkkı olacaktı diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Evet gençler artık son sorumuza geçiyoruz. Son soruya geçmeden önce eğer videoya yeni katılan arkadaşlarım varsa direkt buraya sardan arkadaşlarım varsa bak sizlere sesleniyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Videonun başında bununla alakalı fazlasıyla zaten başınıza ağrıttım. Daha fazla şey söylemeyeceğim. Devam ediyorum. 28. pardon 8. sorumla. 28 beni andı. Evet gençler 8. sorumuzdayız ve sorumuzu sığdırdık. Hatta şöyle yapalım şıkları görmesek de olur. Okuyalım bakalım sorumuzu. Bir grafik vermiş bize. Grafikte bir ülkede yapılan genel seçimlere katılan, mecliste milletvekili bulundurmaya hak kazanan 4 siyasi partinin 3 ay sonra yapılan genel seçim tekrarındaki milletvekili sayısının ilk genel seçime göre sayısındaki değişim verilmiş. Şimdi şöyle A partisi için konuşuyoruz. A partisi için konuşuyoruz. 59 kişi arttırmış mesela. B partisi 2 kişi arttırmış. C partisi 40 kişi azalmış. D partisi A kişi azalmış. İki seçimde de meclisteki milletvekili sayısı eşitmiş. Şimdi o zaman iki, iki seçimde de meclisteki bulunan millet, milletvekili sayısı birbirine eşitse gençler. O halde şöyle bir cümle kurarım, kurarım ben. Buradaki pozitif değişimle buradaki negatif değişim birbirini nötrler derim. Yani o halde 59'da 2'yi topladım 61. 40 ile A'yı topladım. Tabi eksi A'yı toplamam gerekiyor. A'nın burada negatif olduğunu biliyoruz. Sayı olarak topluyorum. Burasına 40 dedim. burası negatif bir sayıysa sayı olarak toplayacaksam, mutlak değerini toplayacaksam eksi A'dır o halde. Yani bunlar birbirine neymiş? Eşitmiş diyebilir miyim? O halde ben 40'tan A'yı çıkarınca yani eksi A'yı bu tarafa atmış, bu tarafa atarsam A kaç gelir? E 21 gelir. Şimdi ilk seçimlerde C ve D partilerinin milletvekili sayısı eşitti. C ve D sayı, e, sayıları eşitmiş. Buna göre D siyasi partisinin ilk seçime göre tekrar genel seçimde, seçiminde milletvekili sayısı kaç azalmıştır diye soruluyor. Yani aslına bakarsan bizden Şurası soruluyor değil mi a? E ben zaten a'yı buldum. Yani aslına bakarsan şurası eksi 21 tabii ki Özür diliyorum. Bunu bu tarafa atınca eksi 21 gelir. E biz zaten a'yı eksi 21 bulduk. A'yı sormuyor ama neyi soruyor? Kaç azalmıştır diye soruluyor. A'yı eksi 21 bulduk da e a'yı eksi 21 ise d'nin milletvekili sayısı ne kadar azalmıştır? E a kadar, yani eksi a kadar azalmıştır. Yani 21 azalmıştır diyeceğim ve cevabım da tabii ki d seçeneği olacak sevgili gençler. Evet, şimdi kendimizi de büyüttük. Şöyle gül de gösterelim sizlere yakışıklı suratımızı. Evet gençler, nazar değmesin diyelim. <laughs> Arkadaşlarım, bugün sizlerle birlikte kitabımızdaki 3. testimizi çözdük. 40 soru serisi problemler video soru kitabındaki 3. testimizi çözdük. Kampa fazla geç kalmanı istemiyorum. Bu kitabı çözmeden sınava girmeni de istemiyorum. Çünkü ben bu kitabı yazarken size hep ama hep söylüyorum bak. Her bir soruyu yazarken 2011-2012 yılından beri bu yana sorulan bütün problemler sorularını ÖSYM'nin sorduğu tabi bunların içerisinde MSÜ sınavında sorulan problemler de mevcut. Hepsini bir 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 bir, bir araştırdım. Hepsini çok güzel çözdüm. Hepsini 2-3 farklı yolla çözmeye çalıştım. Çözüldü de Hepsini bu kitabı yazmaya başlamadan önce yaptım. Ve gençler bunun yapmamdaki tek sebep ÖSYM'nin temel mantığını algılayabilmekti. Şimdi ÖSYM'nin tamam diğer ilk 12 soruda fonksiyonlarda polinomlarda AYT'deki mantığını zaten çok iyi kavrayabilmiştik ama problemlerde böyle her sene yeni tarz bir problem falan da soruyor mutlaka ÖSYM. Ama genel itibariyle bir tarzı var. Bu tarzda sevgili arkadaşlarım bize şunu aşılamaya çalışıyor. ÖSYM diyor ki: "Bak güzel kardeşim." diyor. "Problemleri kategorize etmiyorum ben sana." diyor. "Sen de etmemeni istiyorum." Ve "problemleri kategorize etmediğin gibi yani işçi problemi, sayı problemi, kesir problemi diye ayırmanı istemiyorum ben senin." diyor. "Senin bu karşında şu an gördüğün problemi gündelik hayata uyarlamanı istiyorum." Ve "gündelik hayatta bu problemi çözme kabiliyetini ölçüyorum ben senin." diyor. "Nasıl çözebilirsin? Nasıl yaklaşırsın?" diye bunu bize vurgulamaya çalışıyor. Aslında tek yapmamız gereken de bu. Bu yüzden bu kitabın içerisindeki problemler kategorize edilmeden yazıldı. Ve bu yüzden bu kitabın içerisindeki problemler daha çok gündelik hayatta bağlantılı. İşte arkadaşlarım bundan kaynaklı sizler de problemi sadece gündelik hayattan bir problem olarak görün. Ve gerçek hayattan çözümler sunmaya çalışın. Çünkü biliyorsunuz e, TYT'de çıkıyor bu problemler ve TYT'nin ismi Temel Yeterlilik Testi ve bu sınava... Sözelcileri de dahil ediyorlar ve sözelcilere de diyorlar ki siz de çözeceksiniz. Sözelci arkadaşlarım sen de çözeceksin. Yani bunu aşırı derecede aşırı miktarda zor bir matematik olarak algılamayacaksınız. Denklemlerin içerisinde boğulmanızı istemiyor ÖSYM. Şu soruda mesela yaptığımız işlemlere bakın. Yani işlemlerin arasında boğulma gündelik hayattan sen bu işlemleri karşına çıkarabilirsin. Basit bir yüzde hesabı. Çoğumuz markette görmüyor muyuz? Yüzde on indirimli diyor. Yüzde on indirimli diyor. Biz bunun kaça tekabül ettiğini bilmiyor muyuz gerçekten? Biliyoruz. Ve yüzde hesaplıyoruz. Veya işte basit bir şekilde burası 59'a 2 ise burası 40 A, A ise A'nın kaç olduğunu bulmayı bilmiyor muyuz? Yani şunu televizyonda bir seçim ekranında bir seçim gecesinde böyle bir şey verse biz A'yı tahmin edemez miyiz? Ederiz tabii ki. İşte bunları istiyor arkadaşlar ÖSYM sizden. Farklı şeyler Sakın sakın düşünmeyin. Farklı şeyler istemiyor. O yüzden bu kitaptaki bütün problemler buna göre yazıldı. 2011 yılından 2012 yılından 2023'e kadar neler sorulduğuna dair inanılmaz derecede analiz yaptım. Sizler için yaptım bunu ve bu analizler sonucunda da ben bu kitabı yazmaya başladım. Ve Beğenmeyip yok bu soru ÖSYM'nin sormak istediği gibi olmadı deyip ayırdığım bir kitap daha var arkadaşlar. O bir kitap daha çıkar oradan yani. Ve sormak istemedim, yazmak istemedim. Bu kitabın içerisinde bunlar olmasın dedim. Sadece ama sadece şuradaki gördüğünüz 320 tane sorudan oluşan kitabın içerisinde sevgili arkadaşlarım direkt nokta dışı ÖSYM soruları bulunmakta. Benden size söylemesi. Evet gençler. Sonraki videomuzda dördüncü teste görüşürüz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sizleri çok seviyorum ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.